أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش geldiler. Allah'a hamd olsun, yaratgan Rabbimizga şükranlarımız olsun. Hazret Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tevellüt tapgan ayları, Rabi'ul evvel aylarını mana ahirgi cumalarga geldik elhamdülillah. Mana keyingi oylar Rabi'us soni. Yana keyingi yillar Hazrat Payg'ambarimizni tavallud topgan oylargacha kimlarimiz bor, kimlarimiz yo'q. Allohim, bu bizga nasib etayotgan bu kun tunlarni, jumoani, ayyomlarini, jumodagi taatlarini, ibodatlarini fazlidan bergin, fayzidan bergin, barakotidan bergin. Bandasi o'zi nima qilardi? Ha, bandasi yuvinardi, tahorat olardi, bir xushbo'y atirlarni separdi. Niyat qildim 2 rakat namoz o'qimoqqa derdi. Niyat qildim 4 rakat namoz o'qimoqqa derdi. Bir narsani qoyil qilmaydi axir. Ruku etamiz, sajda etamiz, kiyaqqa salomni beramiz, masalan qada qilamiz, qiroat qilamiz. Birodarlar, unga Alloh taboraka va taolo ajr berar ekan. Unga mukofot berar ekan. Qalblarimizga, iymonlarimizga ziyolar, nurlar yetar ekan. Bandasi mana shundan umid qilishimiz kerak ekan. Ko'rmaysizmi duoni? Min bi fadlika va karamika deyilayotganligini. Ey Allohim, bizni arzimagan ibodatlarimizdagi savollarimizni, xatolarimizni, kamchiliklarimizni afu aylagin. Unda beradigan ajrlaringni, savoblaringni barchamizga nasib etgin, nuri rahmatidan nasib etgin va unda barchamizni bardavom sobit etgin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Eslatib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ya mu'minlar, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam birer kişinizni bir-biringiz uchun maqtanadigan bobongiz emasdirlar. Muhterem azizler, Sure-i Ahzab'ın bu ayeti Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni insaniyetini, dünyadaki urinlerini, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrularda itikad kılışımız gerek, ihlas kılışımız gerek, itimat kılışımız gerek bugün noktalarını bitti beyan etedi. Huddu oşa noktalardan birincisi mu'minler, Muhammed aleyhisselam, sizler öz ara birbiringizge maktanadigen babangiz emasdurlar. Adam zatını şuna kadar peyli var, o yaşlıgı da var o adam zatını. Yoshligidan otasiga suyanadi. Adamga aytaman deydi. Adamga aytaman deydi. U yoshligini yoshlik, bolalik desangiz endi bolada bu endi bu. E'tiqodi yo'q, hali bu fikri shakllanmagan, Alloh berdi menga deyalmaydi bu bolada endi bu. Desangiz, yoshi kap-katta bo'lganda ota-buvasi bilan maqtanishni boshlab yuboradi-ku. Meni bobom andoq bo'lgandirlar, dodam mandoq bo'lgandirlar. Xudoy taboraka va taolo mana shuni tanqidga olib aytadi. Ey mu'minlar, Muhammad alayhissalom sizlar bir-biringizga maqtanadigan bobongiz emasdirlar. Ikkinchi ma'nosi bor buni. Ikkinchi ma'nosi to'g'ridan to'g'ri aytilsa, Muhammad alayhissalotu vasallam birrar kishingizni bobongiz emasdirlar degani, Muhammad alayhissalotu vasallamdan o'g'lon farzand qolmagan. Ma'lumingizki, musulmonlarda, nasroniylarda, yana boshqa dinlarda nasl otaga nisbat beriladi. Falonchi ibni falonchi deydi. Falonchi falonchini o'g'li deydi.
palancı palancı yuç deydi. Onadan nisbet vermeydi. Mana şu nuqtayı nazardan kep çıkıp Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den oğul bala kalmagalligi ve o kişilerden zuriyat tarqamagalligini ayeti de aytadı. Qanaqa bo'ladi bu? Tasavvur qiling. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayotdurlar o'zlari, o'zlari tirikdurlar. Sahabalar bunu eshitib turishibdi. Allah'ım aytayapti ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum" deyapti. Ya müminler, birer tengizli Muhammed aleyhisselam birbiringizge mekten edigen babangiz emezdirler. Ya onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatlerden degen ki seyyidlerini, hocalarını, onda kanaka öyle de. Braderler, seyyidlerimiz, hocalarımız, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge barıp takalışları rast. Lekin Hazreti Peygamberimizin ikide kızları Osman ibn Affan Zinnureyn radıyallahu anhuga berilgen ediler. Okuyları işgemiz ki okuyemiz ki onu. Bitte kızları Fatime-i Zahra anamız Hazreti Ali'ye berilgen ediler. Mana şu zürriyatlardan tarqagallarını seyyidler, hocalar deb yurtdiladi. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni doğrudan doğru oğulları bulup o kişilerden farzan tarqamagan. Şunu ayeti de aytadi. Ette bir gap var ki hozirgi Efiopiyani Aksum degen yerge borgan edim bir yoshligimda. Haligi Hazreti Musa aleyhissalatu vesselamga nozil etilgan Tavrotni tobuti, Tavrotni ko'taradigan o'sha narsasi o'sha yerda ekan desa, bolamisan deb o'sha yerga boribman endi. O'sha talabalik davrlarimizda bemalol edi. Misrdan Efiopiya, Sudanga bemalol mashina qaytardi. Turistik shunaqa bir shirkatlar bor edi. O'sha Aksum degan joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari ko'milgan ekanlar. Esinglardan Najoshiy degan bir podshoh bo'lganini. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ilk Qur'on nozil bo'lib, dinimiz kelgan paytida Makkaning mushriklari xobam, ko'bam Rasulullohga azor berdilar. Musulmonlarga aziyat berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni, shuni qatorda qizlarini hammalarini Efiopiyaga, Habashistonga jo'natgan ekanlar. O'shanda qizlari olamdan o'tgan ekanlar. Najoshiy shoh ham men o'lganimdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qizlarini oyoq tomonlarga ko'minglar degan vasiyati bo'lgan ekan. O'shanda ko'rgan edim Aksum degan joyda, qishlog'ida Hazreti Peygamberimizin kızlarını, kabirlerini. Braderler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan doğru zürriyat kalmagan. Bu bir. İkincisi, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammeddurlar sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ kâne Muhammedun diyepti. Braderler, Muhammed degen sözünün manasını isleti ötemiz. To'xtovsiz maqtaladi, tinimsiz ulug'lanadi, doimo azizlanadi, seviladi degani. Doimo ulug'lanadi, doimo azizlanadi, doimo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali insoniyatni og'zidan tushganlari yo'q. Tushmaydilar ham. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ravzalariga boring. Turna qator odam, nega unaqa? Yeryüzde hazıl adam var mı? Yeryüzde hazıl padişah var mı? Yeryüzde hazıl ulema var mı? Yeryüzde hazıl ihtiraçiler, hazıl serkerdeler var mı? Birer tesin amı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namlarına hürmetlerine yakınem kime gel? İsmail Hakkı'da Ruhul Beyan'da şunaqa ma'lumotlar berganlar. Aynen şu ayeyi kerimeni tafsiri de.
Kim meni nomimni hurmatlab, meni nomimni hurmatlab, meni hurmatlab, meni sevib farzandiga meni nomimni Muhammad deb qo'ysa, qiyomat kuni shu ism egasini ham bu ismni qo'yganini ham shafaat qilaman debdilar. İkinci keltirgan hadislarda kim farzand ko'rmayotgan bo'lsa desa, Allah'ım farzand bersen ismini Muhammed deyip koyardık dese, Allah'ım farzand beredi deyiptiler. Üçüncü keltirilgen hadiste, kimni kızları kop olsa dese, Allah'ım indi farzand bersen ismini Muhammed deyip koyamız dese, oşa farzand oğul bala böyledi deyiptiler. Dörtüncü keltirilgen hadiste, kimde bala türmese, şuna kadar halatlar bölürken, bola turmaydigan, bola tushib qoladigan holatlar bo'lar ekan. Desa agar endi tug'ilacak farzandni ismini Muhammad deb qo'yamiz desa, o'sha bola yashab qoladi dedilar. 5-chi keltirilgan hadisda bir jamoatda, bir qavmda bitta Muhammad bo'lsa, o'sha qavmga Allohning barakasi tushadi dedilar. Mısır'da 110 milyon ahali var eken, 60 milyonu, 70 milyonu Muhammed eken. Mısır'da 110 milyon ahali var eken. 60 milyonga yakını, 70 milyonga yakını Muhammed eken. Ne aeroport keşif, Muhammed siz, labbay deydi, hamasın. Labbay deydi. Mısır'ın yeri, Özbekistan'ın yeri iki beraber kette eken. Lekin unumdor yerleri 5%'ni tashkil qilar ekan. Shu Nil daryosini atrofida o'zidagina aholi bor. Qolgan joyda aholi yo'q. Qolgan joyda unumlik yerler yo'q. Ochidan o'lib ketish kerak-ku, qirilib bu 110 million aholi yo'q. Chunki ularning 60-70% Muhammad, ularga Allohning barakasi yoqqan. Mana bitta misol. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله Allah'ın رسول درلر محمد عليه الصلاة والسلام Allah'ın رسول درلر Hazreti Peygamberimiz Allah'ın رسول درلر yani Peygamberanlar 124 bin ya ki 125 bin Peygamberler gelişken bosa hammesi رسول مسدرلر ular. Doğru. Bizni o'zbek tilida nabi so'zi bilan rasul so'zi bir xil tarjima qilinadi. Payg'ambar deb tarjima qilinadi. Aslida ikkovining farqi bor. Kitobda aytganki, 124 ming anbiyo kelgan degan. Lekin shularning ichida kitob nozil etilgan zotlargina rasul deb atalar ekanlar. İbrahim aleyhisselam rasuldurlar. O kişiye sahifeler nazil bogan. Davud peygamberimiz rasuldurlar. O kişiye zabur kitabı nazil bogan eken. Hazreti Musa peygamberimiz rasuldurlar. O kişiye tavrat nazil bogan eken. Hazreti İsa peygamberimiz rasuldurlar. O kişiye İncil nazil bogan eken. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rasuldurlar. O kişiye Kur'an nazil bogan eken. Şunu ayeti de itedi. Ya mu'minler, Muhammed aleyhisselam birbiriniz, birer kişinizini birbiriniz için maktan edigen babanız emesdirler. O kişi Allah'ın Resulüdürler. Ve khatemen nebiyyin. Bana bu mu'minler için muhimdir bu itikad. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlerinin songusudurlar. Resulullah'dan kegin peygamber kemeydi. Kıyamet geçer Resulullah'dan kegin peygamber bu meydi. Adamlı İsa aleyhisselam nazil buluşları kitapta eğitilgen ku berekelle Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam nazil buluşları haktır. Bu itikatta vardır. Lekin Hazreti İsa aleyhissalatu vesselamın özleri hem Cenab-ı Resulullah'ın yollarda İslam yolu da ibadet kılarak eller. Bu narsa mana shu gap mu'min musulmonning esidan chiqmasligi kerakdirki, bazi g'alamiz
oqimlar Rasulullohdan keyin yana payg'ambar keladi degan fikrni xalqning ichida tarqatib yurdi. Unaqa emas. Oyatida ochiq aytibdi. Xotaman nabiyyin anbiyolarning tuganchisidirlar. Va kana Alloh bi kulli shay'in alima. Alloh tabaraka va taoloni o'zi bilar har narsani haqiqatini, o'zi anglaydi har narsani tubidagi mohiyatini. Muhtaramazlar, Rasulullohga ummat bo'lganimiz ham juda xo'p, ko'p katta ish bo'lgan. Rasulullohga ergashganligimiz Allohning ne'mati bo'lgan. Abu Zaril G'ifori aytadilar. Birodarlar, payg'ambarimiz buni menga omonat qilib edilar. Men shuni aytib ketmasam bo'lmaydi. Hazreti janobimizdan eshitgan edim, Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Kim aytsa la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni kim aytsa o'sha dozoqda qolmaydi dedilar. Jannatga albatta kiradi deganlarni eshitdim. Abozar, buni eshitgan ekansiz, shuncha paytdan beri nega aytmadingiz shuni? Men qo'rqdim. Ummatga aytib qo'yishdanki, ummat namozini, zakotini, ro'zasini yig'ishtirib qo'yib, faqat shuni o'ziga suyanib qolishdan qo'rqdim. Ha, unda nega aytdingiz? Ichimda omonat bo'lib qolib ketishdan uyaldim. Insoniyatga yetkizib qo'ygim keldi degan hadislar kitoblarda kelgan. Vaholanki din nasib qilmagan, iymon nasib qilmagan odamlar nihoyatda ko'p bo'lgan. Hatto payg'ambarlarning otalariga ham din nasib qilmagan yerlari bor. Ma'lumingiz kim Hazrat Ibrohim alayhisalotu vasallam payg'ambarlarning otasi deb aytiladi, bu kishini Abul Anbiyo deydi. Shu kishining otalari islomga, dinga kirmaganlar. Otalar but sanam sotgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning otalariga din nasib bo'lmagan. Rasulullohning amakilariga din nasib bo'lmagan. Birodarlar, siz biz Rasulullohga ummat bo'lganimiz xubam, ko'bam katta ish bo'lgan. Mana shunga shukr. Nega bu oyatga qayta-qayta aytayotibmiz, qayta-qayta aytayotibmiz? O mo'min musulmonlar, payg'ambarimizga ummat bo'lganimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlerge rahmeten lil alemin bu kegelleri. O kişiye Kur'an'ını nazil bu gelligi. İnsaniyetini Allah tebarek ve ta'ala bergen kette bakti bu gen. Allah'ım bu baktan berçemizge nasip etkin. Bu baktan masuva akıp koymagin. Bu baktan bir bahre etmegin. Bizni, ferzendlerimizni, zürriyatlarımızni hem şu baktge sazavar etkin. Muhteremezler. Şeriat közlegen âli maksadlar hakkında malumatlar kegen. Muhterem cemaat, dinimiz insan hayatının her iki dünyada güzel kılıç qisqa umrini insonning o'ziga ham o'zgalarga ham manfaatli qilish uchun ba'zi maqsadlarni o'rtaga qo'yadi. Aslidaku odamga qarab tursangiz, ba'zi jihatlari mahluqlarga, hayvonlarga o'xshab ketadi. Tug'ilishi, yashashi, juftlashishi, ovqat yeyishi, uxlashi, turishi, iya, hayvonlar bilan qanaqa farqimiz qoldi endi? Mahluqlar bilan nima farqimiz bo'ldi endi? Şu dinimiz olib kelgan maqsadlar insonni inson qilib turishi, hayvonlar bilan insonni o'rtasidagi eng katta farqni hosil qilib turish haqida gap boradi. Shariat nuqtai nazaridan maqsadlar deyilganda foydani jalb qilish va zararni daf qilish ko'zda tutiladi. Maqsad deganda foydaga erishish, zarardan qochish nazarda tutiladi. Alloh taboraka va taolo o'z kalomida shunday marhamat qiladi, oyatni ma'nosini aytaman. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam,
biz sizga bu Qur'onni sizni baxtsiz qilish uchun nozil qilmaganmiz. Surai Taho 2-chi oyat. Ey Rasululloh, biz yubergan Qur'on insoniyatni sizni baxtsiz etmaydi, u uchun nozil qilmaganmiz. Demak, Alloh taborak va taolo bizlarni har ikkala dunyoda ham abadiy baxtu saodatga erishib, farovon hayot kechirishimizni oliy maqsadlarni nozil qilgan. U zot aslo biz insoniyatni badbaxt va osiy bo'lishimizga rozi emasdir. Xudoy taborak va taolo bandalarini yaratishi, ularga payg'ambarlarni yuborib, kitoblarni nozil etishdagi asosiy ko'zlanilgan foyda ham shudir. Inson baxtli bo'lsin, inson yaxshi yashasin. Maqsad shu bo'lgan, ma'no shu bo'lgan. Shuni aytgan oyatida. Shuning uchun ham ulamolar shariatning joriy qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad yaxshiliklarni jalb qilish va yomonliklarni bartaraf etishdir deganlar. Shunga ko'ra 15 asrdan buyon bir ovozdan islomning maqsadlari quyidagi 5 narsa: din, jon, aql, nasl va molni asrashdan iborat deb javob berib kelmoqda. Gaplarni qarang. Din, jon, aql, nasl, molni asrashdan iboratdir. Dindagi maqsadlar. Oyatni ma'nosini o'qib ketaman. Ayting, kelinglar, Robbingiz sizlarga harom qilgan narsalarni o'qib bering, berayin. U zotga biror narsani shirk qilmangiz, ota-onalaringizga yaxshilik qilingiz, bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz. Biz sizlarni ham, ularni ham rizqlantiruvchidirmiz. Tavba, tavba, tavba. Shunaqa holat bo'lgan ekan. Bu o'zimizni qornimiz to'ymayapti-ku, buni qanaqa boqamiz buni deb o'ldirgan ekan inson o'zini bolasini. Shuni oyatida aytadi. Ey inson, bolangni o'ldirmagin. Seni ham, bolangni ham biz boqamiz deydi. Agar shu sanda bo'lsa ahli farzand yaratgandir ularni ham Xudo bor. Shuni oldida bir bayt o'tadi. Egam qum dedi, ul qumdin bo'lib just. Muhabbat qum qumidan qil o'zinga shust. Agarchi sanda bo'lsa ahli farzand yaratgandir ularni ham Xudovand. Ey banda, o'ylab ko'rgin. Egam qum dedi. Birinchi qum ma'nosi tur dedi. Hazrati Odam alayhissalotu vasallamni Alloh taborak va taolo yaratib, tur ey odam dedi. Qum ey odam. Tur ey odam. Egam qum dedi. Ul qumdin bo'lib just. Ikkinchi qum deyilishdan maqsad tuproq ma'nosi. Alloh taboraka va taolo Hazrati Odamga qum dedi. Tur o'rningdan ey odam dedi. Shunda Hazrati Odam loydan bunyod bo'lib turdi. Ul qumdin bo'lib just. Muhabbat qum qumidan qil o'zinga shust. Shust degani shast, shust o'zi shast asli. Endi bu yerda Hazrat Sufonlayor buni radib uchun keltirgan bo'lishlari kerak alayhi rahma. Shast, shust degani kuruchokka aytadi, qarmoqqa baliq tutadigan qarmoqni shast deydi. Hazrat aytayaptilarki, Alloh taboraka va taolo barchiqdan, tuproqdan yaratgan odamga tur o'rningdan ey odam dedi. O'ylab ko'r buni inson. Endi sen muhabbat qum qumidan qil o'zinga shust. Endi bu yerdagi qum qumdan ma'no zarrasida. Odamlarni ozgina ozgina sevib, o'shalarga ozgina ozgina muhabbatingni berib, o'shalarni muhabbatini sen ovlagin. Agarchi sanda bo'lsa ahli farzand yaratmishdir ularni ham Xudo bo'l. Agar seni farzanding bo'lsa,
açımdan ölemen deyip korkmayın. Huddi seni yaratken Rabbin, farzandın hem yaratkendir. Allah tebarek ve teala ayeti de şunu eydedi. Ben de öldürme farzandını. Sizlerine hem ularına hem rızlandırır mısınız? Fahş işlerine aşka arasına hem pinhanesine hem yakınlaşmengiz. Fahş degeni günah degeni. Zina, uğurlik, hamır, şu hammesi fahşge aittir. Yakınlaşma bende bunge. Allah ta'khidlegan canlı nahak katıl kılmengiz. Akıl yürütüşingizleringiz üçün Allah tebarek ve ta'ala hüküm kılgeni şülerdir. İnsan bunu oylab korgun. Fikrin bilen tefekkür hüküm korgun ey insan. Ta vayege yetme günüçe yetimnin malige yakınlaşmengiz. Meğer çıraylık yollar bosa bolur, dürüst. Yani yetim kalgen bosa kol izde, yetimli malını kalgen bosa onu kol ede. Elbette onu yetim yaş balığı onu tutkası bomeydi o bala o. O şanı rıvajlantırıp, yetimge yedirip, içirip, şunu katardı uzingiz, ballaringiz işte onda günah yok dege. Kızık bitti cevabı vardı. Mana shu oyat nozil bo'lganda sahobiylarning qo'llarida bir qancha yetimlar qolgan ekan, ularga tegishli bo'lgan mollar qolib ketgan ekan. Shuni olib chiqib ko'chaga olib chiqib qo'yishgan ekan. Allohdan oyat keldi, yetimlarning moliga yaqinlashmangiz deb oyat nozil bo'ldi deb. Shunda Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oyat keldiki, magaram o'sha yetimlarga yetimlarni molini go'zal yo'l bilan, to'g'ri yo'l bilan ularga yedilgan holda o'zingizni tanavvul qilishingizda gunoh yo'qdir. O'zingizni molingizga qo'shib aylantirib, uni ham haqini joyiga qo'yib, o'zingizni ham haqingizga olib, unda gunoh yo'qdir. Hech bir jonni toqatdan tashqarisiga taklif amr qilmaymiz. Voy voy gaplarni qarang. Ey birodarlar, dinni qarab turing. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh tabarak va taolo bandasini qo'lidan kelmaydigan, unga og'ir bo'ladigan, mashaqqat yetadigan narsaga buyurmaydi. Bu ayetinin manasına göre ikinci bir ayet. Eûzu billahi mineşşeytanirracim vettekullâhe mestetâ'tum. Ey iman getirgenler, ey müminler, Allah tebârik ve teâlâ'dan kulü izden kegenice korkin. Ey braderler, biz kitapta yazılgendik, kitapta kegendik, kitapta nazil etilgendik. Biz risalede gidek bölüşümüz kıyındır. Kolumuzdan kegenli kılışımız mümkün ki. Şuna ayeti de itedi. Müminler, kolu izden kegünce korkun Allah'tan. Şer'i maksadlarının birincisi din ve imanını muhafaza kılış. Bu cemiyette muhim manevi amil hisoblanadi ve şeriat onu himoya kılışını talep etedi. Şunun için hem din ve iman şer'i maksadlarının evveliğe koyulgen. Ben şu hayatta yaşayan da adam özünü dinini, İmanını aveyle bir yaşaydı, asra bir yaşaydı. Allah tebarek ve teala ayeti de eytedi.
Men jin va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishgagina yaratganman deydi. Dinni saqlash va muhofaza etish asosan ikki jihat bilan amalga oshadi. Birinchisi, islomning asosiy 5 arkoni iymon, namoz, roza, zakot, haj ibodatlarini qoyim qilishlik. Din deganda iymon, namoz, zakot, roza, haj mana shuni qoyim qilishlik. Ikkinchisi, amru ma'ruf va nahi munkar, ya'ni yaxshilikka chorlash hamda yomonlikdan qaytarish orqali amalga oshadi. Ey, dinimiz amru ma'ruf bilan yetib borgan. Dinimiz nahi munkar bilan yetib borgan. Hamma o'zidan o'zi musulmon bo'lib qolmagan avvalida. Shar'iy maqsadlarning ikkinchisi nafs, jonni saqlash bo'lib, Alloh taboraka va taolo bir jonni nohaq qonini to'kishni harom va kechirilmas gunohga aylantirgan va qotilini abadiy dozaqqa azobini va'da qilgan. Birovni o'ldirgan, qasddan o'ldirgan, azaliy abadiy dozaqda qolishligi haqida ma'lumot kelgan kitobida. Lekin bu yog'ini eshiting. Masala. Birov deydi, ko'chasidan yoki shu quduq qazish, suv chiqarish maqsadida quduq qazidi deydi. Ko'chasidan oldidan, masalan, uyini oldidan bir odam yaxshi maqsadda qilyapti uni. Shunga birov yiqilib o'ldi. Xunini shu quduqni qazigan odam to'laydi. Ya domla nima deyapsiz? U bechora u suv chiqaraman deb qilyapti-ku, o'ziga jamiyatga foyda keltiraman deb qilyapti-yu uni. Gap yo'q, birodarlar. Uni qanaqa qiladigan inson ehtiyot choralarini, xavfsizlik choralarini ko'rib qo'yishi vojib bo'ladi. Ustini yopib qo'yishi vojib bo'ladi. Birov tushib ketmasin. Nafaqat odam, hayvonot, jonzot u ham uni ham joni bor, uni ham o'ldirish mumkin emas. Ko'p marotaba aytamiz birodarlar, odamning qoni harom, odamning qoni harom. Hamma biladi qasddan odam o'ldirishni haromligini, yomonligini, jinoyat ekanligini hamma eshitgan. Lekin shunaqa narsalar ham bor birodarlar, mana hozir maktab boshlandi. Bolalar hammasi trotuardan borish kerak. Bir chetdan yurish kerak hammasi. Yo'q, uni chetdan yuralmaydi u bolalar. Hoji buvasi yopib qo'ygan ko'chasini. Trotuarlarni yopib qo'ygan hoji akasi uni o'tmasin deb. Uni u bolani mashina ursa u hoji akasi ham unga sabab o'shanga. Ochib qo'yaymi odam yuradigan joyini? Bolalar doridan zaharlanib o'lyapti. Unga kim javob beradi? Nima u qolib ketaveradimi? Yo'q, qolib ketmaydi. Bir begunohni o'limdan olib qolgan go'yo olam ahlini o'limdan olib qolgan bilan barobar. Bir begunohni o'ldirgan go'yo butun olamni butun olam insoniyatni o'ldirgan bilan barobar degan. Iya. Javobsiz qolib ketadimi? Yo'q, javobsiz qolmaydi. Albatta u azobini olacak. Lekin siz biz musulmon, mo'min musulmonlardan hushyor turaylik. Odamni o'ldiradigan, odamga zarar beradigan har qanaqa ishlarni qilmaylik ekan. Bu dindagi asosiy maqsad. Dinni mohiyati ham shulardan iborat. Shar'iy maqsadlarning uchinchisi aqlni muhofaza qilishdir. Hozir bu yerda juda ko'p katta masalalar kelgan muhtaram azizlar. Juda ham chiroyli, juda ham bir aniq yaxshi mavzular kelgan. Mayli hozir vaqt e'tiboriga qarab turib, vaqtga qarab o'qib boramiz, qo'limizdan kelgancha inshaalloh vaqt yetgancha. Şu
Şunun için hem şeriat aklını aklga katta ahamiyet karatadı. Zira insanın zimmesi de şer'i hükümlerinin lazım buluş, şer'i hükümlerde lazım buluş için aklını akıl buluşunu şart kılgen. Çünkü aynen akıl tüfeylik insan başka mevcudatlardan fark kıladı. Nege akılını saklaşke, akılını himaye kılışke büyürdü dese, o zaman şu aklı bilen başka hayvanlardan acırap duradı. Karap durun o zaman, biz gökşegen nesiller ki oğlanam. Beçarılarda fakat akıl yok. Bu kanakı buladı. Albatta bu ilim talep kılış bilen amel gökşedi. Akıl kaynağı payda oladı akıl. Braderler, ilim. İlim. Bana şu mavize, bana şu cahaya yetken de Hazreti İmam Al-Bukhari'nin bir sözlerini esletmek istedim. Hazreti Al-Bukhari'ye eterek eller. İnsan için ilimden başka necat yolu yok. Ve bulmaydı hem. Bitti yolumuz var braderler. İlim. Okuyuluk ahır, ilim olaylık ahır, parzantlarımızı okutaylık ahır. Muhteremizler, bu orunda dinimizin ülken ekerliğe, dinimiz hikmetlerden, uluğ bir nurlardan, ziyalardan ibaret ekerliğe bilen bir katarda, dinimiz aldığı koygan asasi maksatlarını eslep koyuş, ve bunu unutmaslikini tavsiye etken bulur edik. Zira kullu ibn adam hatta ve hayrul hatta'in ettevvabun. Adam balasının hemmesi hatakar. Adam balasının hemmesi günahkar. Şu günahkarlarının içindeki hatakarlarının içindeki en yaşlıları. Hatalarını engelleri, çüngelleri. Allah'ım hatalarımızı keçirgin. Günahlarımızı keçirgin. Hidayetine başlayın. İnşallah bu mevzularga yana qaytacak mız inşallah. Yana muhterem azizler bir qancha birodarlardan iltimos bo'lgan duo qilishimizni birodarlar hammani dardini biz bilmaymiz, lekin Allohim biladi. Hammani murodini biz bilmaymiz, lekin Allohim biladi. Muhterem azizler shuncha jamoat to'plangan paytida bir qo'llarimizni duolarga ochaylik. Amin. İlaha Allah'ın müşküllerimizi asan etkin, hacatlarımızı reva etkin, dertlerimizge deva birgin, rençlerimizge şifa birgin. Bir kanca biraderlerimiz iltimas kılışken, dua kılışını halkımız, hayırlı hacı atanı oğulları İsmail hacı oğlu dertlerge hem Allah şifayı kamil birgin, Kemran İmran canlarını hem hakkıge Allah'ım ilaha şifa birgin, umriga, rizqiga, iymoniga Alloh barakot bergin. Fozilxon domlamni Allohim dardlariga davo bergin, rajlarga shifo bergin. Qancha odam bu bugun mana shu operatsiya stolida bo'lar ekan, Allohim iloho o'sha amaliyotlar esalomonlikda o'tuvasin. Allohim doktorlarimizga kuch bergin, quvvat bergin. Ilmlariga Alloh barakot bergin. Bemorlar esalomonlikda chiqvasin. Bu uzak ülkelerde ketti, şifa izlep. İlaha Allah'ın şifayı kamil bilen yurtumuzda kırıp gitsin. İlaha bu yenge iş başlayetken biraderlerimizin, yenge başlayetken işlerini, rivacını birgin. Kesmini, karını, helalıdan, berekatını birgin. İlaha afatlerden, belalardan esrep koygun. Kança biraderlerimiz iltimas kılışı yaptı. Bu Allah'ım bengeyem sağlık salihe ferzenler birsin deyip. İlaha Allah'ım sağlık salihe ferzendiler birgin. Bu cüft talebide bugün biraderlerimizge güzel imallı cüftler nasip etkin. Yaşlı toylar nasip etkin. Bağışlarge müşkül kegen biraderlerimizini, müşküllerini asan etkin. Karzge batıp kegen biraderlerimizi karzge Allah'ım necaat birgin. İlaha perverdigarım vatanimizdeki tinçlikini, asa iştelikini berdavam etkin. Tınav günü alamdan ötken yigitçene Allah'ım rahmet kılıp atanesige uzun sabır birgin, sabırge acır birgin. İlaha Allah'ım yurtumuzunu ve bütün alamdaki mumun müslümanını
semaviyyu, aradiyyu belalardan esrap koygun. Allah'ım bizge dünyanın yakşiliklerini birgin, ahiretinin yakşiliklerini birgin, kıyametinin azabıdan sehlegin. Ben Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni tevellüt topken aylarını ahirgi cümalarına kep kaldık. Köp yıl, köp zaman mevlut aylarını birgelikte tinçlik bilen korup baraylık. Ve sallallahumme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keremike bi rahmetike ya erhamurrahim.